Haftanın son güne bakışından iyi akşamlar. Genelkurmay Başkanlığı Afrin'e silah taşıyan PYD'ye ait 30-40 araçlık bir konvoyun vurulduğunu açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı Afrin'e silah taşıyan ve PYD'ye ait bir konvoyun TSK tarafından imha edildiği görüntüleri paylaştı. Yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer alıyor. PKK, KCK, PYD, YPG ve DAEŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoy 22 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edilmiş ve şehirden 15 kilometre kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtaları ile vurulmuştur. Hareket esnasında sadece PKK, KCK, PYD, YPG ve DAEŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir. Öte yandan Doğu Guta'daki sivil ölüm haberlerinin ardından toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden acil yardımlar ve tıbbi tahliller için ateşkes kararı çıkmadı. Rusya Federasyonu tasarıyı destekleyemeyeceklerini duyurdu. Güne Bakış'ta bu akşamki konuğumuz Kadri Gürsel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Afrin operasyonu sürüyor ama bu hafta çok hareketli bir hafta oldu Afrin açısından. Baktığımız zaman Suriye yönetiminin güdümünde ve İran'a yakın olduğu söylenen milislerin bir bölümü Afrin'e ulaştı. Bir bölümün ise konvoya açılan topçu ateşi yerinden sonra geri döndükleri iddia ediliyor. Ayrıca Genelkurmay'dan gelen bu son açıklamayı da gördük. İşler değişmiş gibi duruyor ve Türkiye-Şam-Tahran ilişkileri nasıl ilerler bundan sonra? Konuya sadece Afrin merceğinden bakmak lazım. Daha büyük bir resmi görmek gerekiyor. Türkiye sadece Afrin'de yok. Türkiye aynı zamanda İdlib'de de var. Ve İdlib'de aynı zamanda İran'da var. Hizbullah da var. İran var derken İran devrim muhafızlarını kastediyorum. Tabii Suriye işte rejimine yakın milis güçleri bunlar ilk girenler aslında. Önce bu haber biliyorsunuz 18'inde çıktı. 18 Şubat'ta YPG ve Suriye hükümeti anlaşmaya vardı diye duyumlar aldık. Özellikle bölgeyi iyi takip eden işte sosyal medya kaynaklarından geldi bu haber. Fakat ajanslar biraz mesafeli yaklaştılar. Daha sonra nihayet 20'sinde aslında ordu birliklerinin değil fakat Suriye'nin desteklediği, Suriye'nin eğittiği milis güçleri, bunlar ulusal savunma güçleri adı altında geçiyor. Fakat çoğunluğu yine bölgeden iyi haber alan kaynaklara göre bu Halep'in kuzeyinde Nubul ve Zahra denen bir Şii bölgesi var. O bölgede hazır mevcut bulunan bir milis gücü olduğu söyleniyor bunun. Ardından yine az miktarda da olsa bir hükümet yani ordu birliğinin de oraya Afrin'e intikal ettiği de haber verildi. Tabii bunlar sahada askeri dengeyi değiştirir mi? Bence değiştirmez. Değiştirmeyecektir. Geciktirir mi operasyonu bir miktar? Evet, geciktirebilir. Yani bu mümkün. Yalnız bunun geri planına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Önce 15-16 Şubat'ta işte biliyorsunuz Tillerson geldi Ankara'ya. Türk-Amerikan krizinin ötelenmesi konusunda iki tarafta mutabık kaldı ama bunun nasıl yapılacağı hususunda daha henüz bir bilgi yok. Mart ortasında başlayacak bu konudaki çalışmalar ki zaten Türkiye'nin Menmiçe operasyonu acil eli kulağında olan bir şey değildi. Sadece bir sözlü bir adeta bir soğuk savaş yaşanıyordu. Sözlü bir soğuk savaş belki demek mümkün buna. Ardından hemen bu haberler çıktı. Yani YPG ve hükümetin anlaştığına dair haberler. Bu manidar. Rastlantı mıdır? Bence değil ama bu konudaki zaten bir temasın daha 20 Ocak'ta bu operasyonun başlamasından önce, Zeytin Dalı operasyonun başlamasından önce zaten yapıldığı anlaşılıyor. Yani tarafların
aşağı yukarı bazı parametreler üzerinden müzakere ettikleri ve anlaşamadığını anlıyoruz taraflar derken YPG'yi ve Suriye'yi kastediyorum. Burada yine hakemlik rolünü oynayan Rusya oldu. Yine aynı zannediyorum dinamikler devreye girdi. Yalnız tabii YPG tam anlamıyla yani otoriteyi Afrin'de Suriye hükümetine devredip tam silahsızlanıp yahut ağır silahlarını bırakıp çekilmeyi sanıyorum kabul etmedi bu aşamada. Aynı zamanda da Ankara'nın da devreye girdiğini, buna şiddetle karşı çıkıldığını, İran nezdinde bu konuda temaslarda telefon görüşmeleri yapıldığını biliyoruz en üst düzeyde. Daha sonra çok ilginç bir şey oldu. Yani şimdi Suriye ordu birlikleri girmedi oraya. Siyasi mesaj muhtevası daha ağırlıklı olan, yani sembolik mahiyette askeri dengeyi bozmayacak, dramatik bir değişikliğe yol açmayacak. Yani bu TSK ve müttefiklerinin orada yürüttüğü operasyonu akamete uğratacak, yavaşlatacak, seyrini değiştirecek herhangi bir denklemde değişiklik yapmayan bir güç intikali oldu ki buna da TSK'nın gördüğümüz gibi tepkisi de oluyor, askeri tepkisi de oluyor. Elindeki ateş ve güç unsurlarıyla mukabelede bulunuyor. Ama ilginç olan şey şu, yani bölgede hemen 20-21'inden sonra olan şey, yani dün aslında dün başlayan ilginç bir gelişme, yani 21'inden bugün ayın 23'ü, yani 21'inden itibaren gelişen, 21'inde Ankara'nın İdlib'de ve bütün bu bölgede, yani İdlib ve Elbap bölgesi, aslında İdlib'i kastediyorum, kuzeyi kastediyorum Suriye'de, bu ÖSO unsurlarına destek veren, ayrı ayrı da operasyonel işte herhalde kumanda yapısı olan iki cihatçı örgüt, Ahrar-ı Şam ve Nureddin Zenki işte hareketi, bu ikisi Suriye Özgürlük Cephesi adı altında birleştiklerini açıkladılar ve bu açıklamayı duyurur duyurmaz tüm cephelerde, yani sadece bir nokta değil, tüm cephelerde El Nusra yeni adıyla Heyet Tahrir Şam, yani Şam'ın Özgürlüğü Heyeti bu da, ona karşı saldırıya geçtiler. Ani bir saldırı, enteresan. Önce Halep'in güneybatısında, daha sonra da İdlib'in güneyinde ve önemli bir kasabayı, Marat el Numan'ı ele geçirdiler. Yani bu şu ana kadar El Nusra, ki bence hala öyle, İdlib bölgesinde kontrolü elinde tutan güç, bütün vilayette, bence bütün özellikle batı kesiminde ve Türkiye'nin sınırı boyunca da yine kuzeyden güneye doğru bir aks izleyerek kontrolü elinde tutuyor. Bu saldırı ilginç oldu. Ben bu saldırıyı böyle bir teşekkülden sonra iki grubun birleşerek yeni bir ad altında birleşip daha sonra saldırıya geçmesini ve geniş çaplı bir saldırı olmasını Türkiye ve Rusya arasında Afrin konusunda varılan bir mutabakata bağlıyorum. Ama sadece o değil. Çünkü iki açıdan bakalım. Buraya Amerika'yı da koyalım. Amerika, yani Tillerson'la işte bizim Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı'nın yaptığı, oradan yayınlanan işte ortak bir açıklama oldu. Orada adı geçen örgütler var. İşte PKK'nın uzantıları deniyor. Ondan sonra da El-Kaide'nin uzantıları deniyor. Şimdi El-Kaide'nin uzantıları deyince El Nusra ve dolayısıyla yani yeni ismiyle işte Heyet Tahrir Şam anlaşılıyor. Amerikalılar da aslında bu konuda serzeniş içindeler. Ama öncelikle de Ruslar çok serzeniş, şikayetçiler Ruslar. Yani Ruslar özellikle medyalarını kullanarak hep şunu söylüyorlar. Bu Mayıs-Eylül arasında geçen 2017'nin Astana sürecinde varılan mutabakatta biliyorsunuz El Nusra çatışmasızlık alanlarının çatışmasızlık kapsamının dışında tutulmuştu. Ama ne kadar ilginçtir ki Türkiye bu anlaşma gereği Eylül'de özellikle belirlendi bu kontrol gözetleme istasyonları noktaları. Bu anlaşma gereği Eylül'de belirlenen kontrol noktalarına
önce Ekim'de Afrin'in güneyinde 3 tane olmak üzere yerleşirken, Nusra'nın kontrolündeki araziden Nusra güçlerinin eskortuyla geçti. Daha sonra Nusra güçleri bu bölgeleri sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye terk edip çekildiler. Yine bu sefer Şubat'ın başından 4-5 Şubat gibi ondan itibaren 3 tane gözetleme istasyonu kurdu Türkiye. Halep'in 20 kilometre güneyinden başlayarak o aksı izliyor. Hama'nın işte yani Marat el Numan bölgesinin kırsalında biten üçüncüsü de yeni kuruldu. Orada da yine El Nusra'nın kontrolündeki bölgelerden geçiyorlar, geçerek geldiler. Tabii bu şunu gösteriyor, bütün bunları niye anlatıyorum? İdlib'de risklerin ve karmaşıklığın giderek arttığını, gerginliklerin arttığını, risk ve Afrin kadar İdlib'de de yakından ilgilenmemiz gerektiğini mesleki bir sahikle söylüyorum ben. Çünkü orada şu an yani bir çok katmanlı bir oyun kurulmuş durumda. Yani sadece İdlib bölgesinde rejimin giderek daha çok alan kazanması değil, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oradaki varlığından Rusya'nın muradı var. Muratları var demek lazım. Bir tanesi eğer şeyse Türkiye'nin Amerika ile arasını daha da açmak, işte Batı ittifakından Türkiye'yi daha da uzaklaştırmak, Türkiye'yi burada kendi kurduğu oyuna denkleme entegre ederek bunu yapmaksa, diğeri de aslında işte belki Türkiye'yi de bu El Nusra'ya karşı veya Türkiye'nin vekil unsurlarını El Nusra'ya karşı kullanırım falan gibi de bir beklenti var, ama bu gerçekleşmedi bugüne kadar. Ne zaman Türkiye TSK bu bölgede kontrol noktaları, işte gözetleme istasyonları oluşturmak istedi, rejim güçleri ve İran'ın desteğindeki milisler Rus hava gücünün desteğiyle İdlib'in bütün doğusunu ele geçirip Sarakip ve İdlib'i tehdit etmeye başladıkları andan itibaren oldu. Yani bunu da kesmek için yapılmış bir şey. Şimdi bu durum hayli karmaşıklaştı. Şimdi bir de aslında burada potansiyel bir El Nusra tehdit de var. Bunda illa gerçek işçi anlamına gelmiyor bu, ama Afrin'de mesela Suriye yanlısı milislere açılan topçu ateşi var değil mi? Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından. İlk girişte de oldu bu. Yani bugün de yine işte bu Genelkurmay'ın yayınladığı görüntüler PYD, YPG, PKK, KCK, DH diyor, ama yani orada Suriye milisleri yok, ama ilk girişte böyle bir şey oldu. Şimdi tabii burada bu çatışmanın sadece Afrin'le sınırlı kalmayıp İdlib'e de sıçrama ihtimali var. Yani misilleme yapması söz konusu olursa, misillemeye zorlarsa burada böyle bir durum var. Sadece, ve orada İran yanlısı milisler, işte Suriye'nin yanlısı, şimdi bir de Türkiye'nin bence vekil unsurlarıyla Nasır Navas'tı, El Nusra da buna eklendi. Tabii El Nusra'nın tavrı tutumu ne olur bilinmez, ama ben bütün bunları durumun giderek daha içinden çıkılmaz ve karmaşık bir hal aldığını söylemek için aktarıyorum. Şimdi Rusya'nın bu hamlesini hem Tillerson ziyaretinden sonra verdiği bir mesaj, hem de önce İdlib'deki meseleyi halletmeden Afrin'de istediğin gibi ilerleyemezsin Ankara'ya mesajı olarak değerlendirirsek, siz geçen hafta Tillerson ziyaretinin ardından burada en azından diplomasi konuşmuştur, olumludur demiştiniz. Şimdi bu gelişmeler sizce Türkiye ile ABD'yi yeniden yakınlaştırma ihtimaline açık mı? Şimdi burada iki farklı hadise cereyan ediyor aslında. Yani bu gelişmeler derken Afrin'de ve İdlib'deki gelişmelerse bunlar, ben böyle bir ihtimal görmüyorum. Yani ABD'yi tekrar yakınlaştırır mı? Yani şöyle bir oyun planı kurmak çok zor. Yani ben hem Amerika ile hem Rusya ile işbirliği yaparım, çalışırım, ikisini de hoş tutarım. Bunu, yani bu bir jonglör gibi düşünün. Çok zor bir jonglörlük gibi bir şey. Yani mutlaka toplardan birini bir şekilde düşürürsünüz sonunda, yorulursunuz. Yani bu kolay bir şey değil. Kolay bir yöntem değil, çünkü çok fazla sayıda değişken ve aynı anda değişik katmanlarda cereyan eden çok taraflı, çok cepheli çatışma var. Bunların hepsini yönetmek
kolay değil. Çünkü bir katmanda kendinizi vezir olarak konumlandırırsınız, başka bir katmanda piyonsunuzdur. Şimdi nasıl kuracaksınız bu ilişkiyi? Yani bu biraz zor ama Türkiye ile Amerika'yı birbirine yakınlaştırırsa bu sefer Türkiye ve yani Amerika'nın bu yakınlaşmadan isteği, arzusu ne olur? Bu nasıl karşılanır? Yani YPG ile ittifakının ve işbirliğinin devamına göz yumması mesela, Menmiş'e dokunmaması gibi bir istek hemen akla geliyor. Türk-Amerikan ilişkileri de sadece Menmiş'le sınırlanamaz. Daha geniş almak lazım bunu. Diğer konu başlıklarının bence en başında çok derin bir güvensizlik geliyor. Bu derin güvensizlik Trump'ın seçilmesiyle aşılır zannedildi. Ama aşılamadığı görüldü. Aşılır diye beklenilmesinin de bir yanlış beklenti olduğunu düşünürüm. Bu kurumsal Amerika'yı görmemekten, kavramamaktan ileri geliyor. Bütün denklemleri, bütün işleri kişilerle bağlamak, ben aynen bu tabiri kullanıyorum, kişilerle iş bağlamak zaviyesinden bakıldığı için haliyle böyle yanılgılara da kapılmak mümkün. Şimdi Amerika ile olan en derin güvensizlik hala baki, hala bu 15 Temmuz defteri kapatılmış değil. 15 Temmuz defterinin kapatılması için Amerika'nın Türkiye ile arasındaki Fethullahçılar sorununun çözülmesi lazım. Güven arttırıcı adımlar atılması gerekiyor ve burada güven arttırıcı adımları atacak olan taraf, ilk adımları atacak olan taraf Amerika'dır. Yani Türkiye'nin ne gibi güven arttırıcı adımlar atması gerekiyor derseniz, bu Amerika'nın bölgede bulunmasını gerektiren nedenlerden başlar belki. Ama zaten 2015'ten beri artan oranda Türkiye IŞİD'le mücadele etmek zorunda kalıyor. Bakın zorunda kalıyor dedim, baba farklı bir şey yani. Bir siyasi tercih değil, zorunluluk neticesinde ortaya çıkan bir durum. Böyle bir şey var. Yani Amerika'nın burada bir fatura ödemesi gerekecektir. Bu faturayı ödeyebilir mi? Yani nasıl bir ortak yaşam tarzı Menmiş'te oluşabilir? Yani Amerika'nın Menmiş'in Fırat'ın doğusuna çekilmesini ben açıkçası beklemiyorum. Çekilmeyeceklerdir. YPG unsurlarını oradan çekip oraya işte bu Suriye Demokratik Güçlerinin Arap unsurlarıyla takviye etmek falan gibi bir yol deniliyor. Ama yani Türkiye burada gözlemci olabilecek midir? Gözlemci statüsünde en azından denetim sağlayabilecek midir? Bunun böyle olup olmadığını mesela ilk akla gelen soru bu olabilir. Bunu Türkiye ve Amerika birlikte yapabilir mi? Ki bu konuda da bazı İşte duyumlar medyada, Türk medyasında yer aldı. Bunun önerildiği söylendi. Yani beraber yapalım falan gibi göreceğiz. Henüz daha çok bence erken bu konularda konuşmak için. Çünkü sahada oluşuyor pek çok şey ve sahadaki mantıkla, sahadaki dengelerle, hamlelerle pek çok şey tayin ediliyor. Pozisyonlar böyle tayin ediliyor. Yani şu anki durum bu. Afrin'de anladığım kadarıyla bütün 5 cephe açılmıştı. Bu 5 cephe birleşiyor ve burada YPG'nin Türkiye ile sınır ilişkisi tamamen kesiliyor. Cumhurbaşkanı Afrin'i birkaç gün içinde kuşatıp başka bir stratejiyle devam edeceğiz dedi. Bundan şunu anlamak da mümkün. Afrin'i kuşatıp Afrin'e girmemek. Tabii bu Afrin'in dış dünyayla ilişkisini kestiğiniz zaman orada bir insani durum, bir insani kriz ortaya çıkacaktır. Eğer siviller tahliye edilmese ki çıkmayacaklar siviller, onu gösteriyor durum. O zaman bu nasıl yönetilecek? Bu çok ciddi bir problem aslında. Türkiye'nin dünyayla, halkla ilişkileri açısından yönetilmesi çok zor bir problem. Orada bir trajedi yaşanabilir, bu var. En başta. Diğer bölgelerde ise, diğer küçük kasabalarda ise meskun mahal çatışmaları olabilir. Şimdi Cenderis var, şimdi güneyden, keşke burada harita olsa orada konuşsak. Yani işte güneybatıdan bir vadi şeklinde direkt, yani dağlık bölgeden geçmeden Afrin'e, Afrin yolu açılıyor. Önde Cenderis var,
Orayı kuşatırlar mı, içine mi girerler? Onu bilmiyoruz. Olunca göreceğiz. Ama bu yönde gelişeceğini görüyoruz bu harekatın. Evet, bu haftanın iç siyasette en çok öne çıkan hususu ise Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu ittifak yasa teklifiydi. Şimdi burada baktığımız zaman ilk önce siyasi olarak nasıl değerlendirirsiniz? Tam olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ne umuyor, bulabilir mi? Tek bir cümleyle bu sunulan yasa teklifi benimle ittifak yapan yaşasın, yapmayanlar da ne hali varsa görsün şeklinde özetlenebilir. Çünkü ittifak yapanı kayıran, ittifak yapana haksız bir siyasi kazanç sağlayan, yapmayanı ise hakkı olanı almasına engel olan bir mantıkla hazırlanmış. Birincisi bu. İkincisi ise yani sandıkta 16 Nisan'da olduğu gibi bazı referandumu kastetiyorum. 16 Nisan referandumunda olduğu gibi bazı kötü niyetli manipülasyonların her türlü koşulunu, imkanını yönetime, iktidara sunan bir tasarı. Yani mühürsüz zarflar geçerli oluyor. Ondan sonra işaretlenmiş oy pusulaları iptal edilmeyecek vesaire. Bütün bunlar. Sandık başında alınan güvenlik tedbirleri ilk bakışta tamam, güvenlik tedbirleri alınsın ama çok açık yani kötüye kullanılabileceği bunun. Yani parti ve devletin, iktidar partisi ve devletin bu kadar iç içe geçtiği, yekleştiği, bütünleştiği bir ülkede kontrol mekanizmaları yüksek yargıda işlevini yapamaz haldeyse, ben mesela direkt YSK'dan bahsediyorum. Pek çok yetki burada ilçe seçim kurullarına devredilmiş durumda. Yani bu ittifak yasası değil. Yeni aslında ittifakın başarılı olması için de ne gerekiyorsa da yapılmış bir düzenleme var ortada. Yani iki ayaklı. Yani ittifak belirlersiniz. Ona göre bir düzenleme yaparsınız. İşte don sistemi, iç dış vesaire şudur budur. İttifak partileri arasındaki yani milletvekili dağılımı daha sonra nasıl olacak vesaire. Ya bunları yaparsınız. Ama bir de ittifakın başarılı olması için de iktidar gücünün fütursuz, ölçüsüz, kontrolsüz ve dengesizce kullanılması için de her türlü düzenleme var bu yasa tasarısının içinde. Peki şunu da merak ediyoruz esasında. Şimdi burada iktidarın ittifak yapacağı belli. Hmm. Hatta bunun içinde Büyük Birlik Partisi de büyük ihtimalle dahil olacak. Hmm. Barajı geçme imkanı sanıyor. Çünkü yani ben sorunuzu kesiyorum ama kusura bakmayın. Yok. Yani burada bir koalisyon mecliste çünkü başkanlık rejimine tam anlamıyla geçileceği için yani mecliste bir koalisyon oluşması mümkün değil. Bunlar sorunuzu aklıda tutun. Aklıma yazdım. Bu şey yani tamamen yani tepede kurulacak olan bir başkanlık etrafında kurulacak olan bir ittifakın meclise yansıtılması ve barajı aşamayacak olan partilerin bu sayede meclise girmelerinin sağlanması, bağımsız girmek yerine ittifak çatısı altına sokmak için yapılmış bir şey. Peki iktidar kendi ittifakını kurarken karşı tarafı da ittifaka zorluyor mu? Zorluyor. Ya da muhalefet açısından karlı mı? Karlı İttifak. Değil. Yani şöyle, Gökçe ile de hep konuştuğumuz çok, konu. Çok zor bir durumda bırakıyor. Çünkü burada ittifak kurması beklenen siyasi unsurlara baktığınız zaman bunların sosyolojisi çok yakın birbirine. İdeolojisi yakın. Sosyo-kültürel yapısı yakın. Yani bunu kastediyorum. Sosyolojisi ve sosyopolitiği. Dolayısıyla birbirlerini iten, birbirlerini dışlayan, ötekileştiren unsurlar olmaktan ziyade pekala işbirlikleri yapmaya açık ve tabanlarını da buna ikna edebilecek durumda bu sayede, bu benzeşmeler sayesinde siyasi güçler arasında bir ittifak. Karşı tarafa bakıyorsunuz benzemezler var. Bu benzemezler arasında bir ittifak yani ben size CHP'yi, HDP'yi kastediyorum. Saadet Partisi'ni kastediyorum. Şimdi bunların arasında İYİ Parti belki.
İyi Parti ve CHP arasında bir ittifak gündeme gelir mi? Bu ayrı bir konu. Yani iki tarafta eğer geçebiliyorsa barajı, ittifaka lüzum var mıdır, yok mudur? Bu tartışılır. Bunun bence henüz daha tartışması erken, henüz daha İyi Parti ortaya çıkmadı çünkü. Yani ortada daha İyi Parti'nin ne olduğunu henüz bilmiyoruz açık konuşmak gerekirse. Çok da fazla da güvenmiyorum antre parantez bu kamuoyu yoklamalarına vesaire. Çünkü o kamuoyu yoklamaları da eksik veriye dayalı olarak yapılıyor. Yani göründüğünden daha az olabileceğini... Çok da olabilir, az da olabilir. Anladım. Yani bunu bilemiyoruz. Çünkü bir de insanlar Türkiye'de kamuoyu yoklamaları gösteriyor ki gerçek düşüncelerini de söylemekten, açıklamaktan çekiniyorlar insanlar. Yani böyle de bir korku iklimi var. Böyle olduğu zaman da kamuoyu yoklamaları güvenilirliklerini yitiriyorlar biraz bir miktar. Mukayese etmek lazım çok sayıda kamuoyu yoklamasını. Ayrı mesele ve orada da farklar gözüküyor. Yani sapmalar çok var. İktidarın işini kolaylaştıran, muhalefetin işini sosyo-kültürel, politik, benzemezlikler, ayrışmalar nedeniyle, derin ideolojik uçurumlar nedeniyle bir hayli zorlaştıran bir durum. Ama yani tabanlarına bunu anlatabilirlerse, neden ittifak yapmak zorunda olduklarını, bunun bir tarihsel zorunluluk olduğunu anlatabilirlerse bir denge oluşturabilirler. Çünkü şunu bilelim, bu özür dilerim, referandumda çıktı ortaya. Yani ben orada Kılıçdaroğlu'nun yaptığı, yanılmıyorsam o yapmıştı en son. %51,5'la aslında iktidar kaybetmiştir dedi. Yani aslında ben buna katılıyorum. Türkiye'nin yarısından bir fazlası Türkiye'de bugün ittifak kurmak isteyen blokun karşısında yer alıyor. Bu karşısında bir blok mu var? İki blok mu var? Hayır. Bir blok var, bir de parçalı yapı var. Bu parçalı yapı bir şuur, bir zihin sıçraması gerçekleştirirse, bir şuur sıçraması, yani zihnini çalıştırıp bir şuur sıçraması gerçekleştirirse, daha doğru ifade etmem icap ederse, neden olmasın? Zorluyor çünkü. Başarabilir. Başaramazsa da sonuçlarına katlanacaktır. Durum bunu gösteriyor. Bu bahsettiğiniz ihtimalde de aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarz ve usulü açısından genelde karşı tarafta bir düşman blok yaratmak her zaman yaradı bugüne kadar. Doğrudur. Bu ittifak, yani şimdi MHP-AKP ittifakının karşısında yeni bir düşman blok yaratmak şey açıdan, yani matematiksel ve şey açıdan da yarayabilir bir durum mu acaba? Bir de bir ihtimal daha, neyse o daha sonra sorayım. Şöyle karşısında... Çok özür dilerim, aklıma geldi. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kişiselleştirmek, yani siyaseti kişiselleştirmek de her zaman yaramıştı. Tabii, özellikle tabii, referandum tabii, döneminde. Tabii. Bu ihtimal yine buna da yarayabilir mi acaba diye biz hep Burak'la iki gündür yani konuşuyoruz. Ve bir şey var, sonuç çıkaramadık. Mutlaka aslında burada riskli bir bölgeye itiyor ittifak, Cumhur İttifakı olacağı söylenen şey. Muhalefeti çok zor tercihler karşısında bırakıyor. İttifak yapmaya çalışsa bir türlü. Çünkü gördüğümüz kadarıyla bu çatışma ortamı devam edecek. Hem içeride hem dışarıda. Ve HDP'nin de kendi hataları yüzünden de aynı zamanda PKK'dan kendisini bu açıdan ayrıştırabildiği de söylenemez. Bunda çok geç kaldı. 2015'te bir fırsatı kaçırdı HDP ilk başta. Yani iki seçim arasında reaksiyon vermekte gerekli ataklığı ve bağımsız tutumu gösteremedi. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın mahkemede verdiği ifadelerden anlıyoruz nelerin az çok döndüğünü. Yani o süreç sona erdirilmeden önce. Tabii zor bir tercih. İktidar açısından, ittifak açısından da diye bakabiliriz buna. Yani veyahut Cumhurbaşkanı açısından baktığımızda bu ittifakın karşısına bir ancak CHP İYİ Parti ittifakı çıkarsa zor olur işi bu açıdan.
ki CHP ve İYİ Parti arasında da bir geçişkenlik olduğunu görüyoruz. Sosyo-kültürel açıdan da bunu yerini tespit etmek de mümkün. Ama HDP tabii buna dahil edilmek istenirse o zaman Erdoğan'a ve iktidar partisine bir büyük fırsat verilmiş olur elbette. Bunun ben pek olabileceği kanaatinde değilim açıkçası. HDP'nin ise o zaman seçimlerde HDP olarak yer alacaksa barajı geçmek için var gücüyle çalışması gerekecek. Ancak tabii görüyoruz işte HDP'ye de bu arada ciddi baskılar, işte polis operasyonları, tutuklamalar ile yükleniliyor. Bunun da tabii sonuçları olacak. Çünkü netice bir siyasi parti çalışmasına izin verilirse siyaset yapabilir, yoksa yapamaz. Yapamayınca da başarılı olamaz. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Kadri Gürsel. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, Güne Bakış'ta konuğumuz Kadri Gürsel iç ve dış siyasetteki son gelişmeleri değerlendirdi. Devam ediyoruz. Bugün Washington Post gazetesinin birinci sayfasında Şubat başında Suriye'nin Deir ez-Zor kenti yakınlarında ABD ve Kürt müttefiklerine hedef alan ve Suriye rejiminin kiraladığı Rus paralı askerlerce düzenlendiği iddia edilen saldırının arkasında Kremlin'in olduğunu işaret eden bir haber yayınlandı. 7 Şubat günü Deir ez-Zor'da ABD ve YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçlerinin denetiminde tuttuğu petrol rafinerisini ele geçirmek üzere 300 ila 500 rejim yanlısı milis tarafından düzenlenen saldırı hakkında yetkililer kamuoyuyla fazla bilgi paylaşmadılar. Kremlin saldırı ile ilgisi bulunmadığını açıklarken ölenler arasında iddia edildiği gibi 200 Rus paralı askerinin bulunduğunu da inkar etmişti. Ancak Rus dışişleri daha sonra ABD ve müttefiklerinin bombardımanında 5 Rus vatandaşının öldüğünü kabul etti. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise ani baskın girişimiyle ilgili şaşkınlık beyan ederek Rusya'nın bölgede çatışmazlık için güvence verdiğini söylemişti. Gazetenin de bir bölümünü dinlediği Amerikan istihbaratınca gizlice kaydedilmiş konuşma kayıtlarına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözde oligarklarından Yevgeni Prigojin söz konusu saldırı öncesinde ve sonrasında hem Kremlin hem de Suriye rejimiyle temas halindeymiş. Washington Post aynı dönemde Prigojin'in Kremlin'in idari sorumlusu Anton Vaino ve yardımcısı Vladimir Ostrovenko ve diğer yetkililerle iletişimin sıklaştığını yazıyor. Söz konusu haberleşme 5 Şubat'a kadar sıklığını artırarak sürdürdükten sonra kesilmiş ve saldırının hemen ertesinde yeniden başlamış. Deir ez-Zor'daki olay ertesinde Amerikalı komutanlar saldırı hazırlığını fark eder etmez, kendilerini savunacaklarına dair Rusya'yı bilgilendirdiklerini, Rus yetkililerinin de söz konusu bölgede Rus askeri bulunmadığını kendilerine ilettiklerini söylüyor. Dün akşam 126. Medyaskop TV açık oturumunda Sedat Pişirici'nin konukları Eser Karakaş, Kemal Can ve Murat Sarı siyasi partiler arası ittifaka izin veren yeni seçim yasasını konuştular. Şimdi şu anketi yapmak için, yani Afrin sonrası anketi yapmak için çok erken. Hı-hı. 55'te çıkabilir, 45'te çıkabilir. Çok erken. Çünkü şu anda sonuç almadan sadece algılarla yürümek mecburiyetinde kalabilirsiniz. Sonucu görmeden sadece o basın yayın organlarına veya çeşitli iletişim kanallarından size gelen haberleri değerlendirip onun üzerinden algılar. Şimdi bakın Afrin meselesine bir baktığınız zaman bir Suriye bayraklarıyla birileri Afrin'de dolaştı. Bugün İran bayraklarıyla birileri dolaşıyor. Yarın bir başka bir şey. Oradan sağlıklı haber gelmiyor. Dolayısıyla vatandaş da bunun farkında diye düşünüyorum ve Afrin'le ilgili çalışmayı yapabilirsiniz. Yani Afrin'e girmesini doğru buluyor musunuz? Türkiye'nin işte orada böyle bir savaşın içinde bulunmasını doğru buluyor musunuz? Dün de sorular sorabilirsiniz ama bugün Türkiye'nin siyasi resmini
direkt olarak Artvin'in üzerine yapıştıramazsın. Çok yanlış olmakla birlikte işte bir tuzağı bozmak için anayasal olarak saçma olan bir hamleye evet dedim ve dokunulmazlığı kaldırdım diyen CHP. Ben ittifak kurmuyorum. Kategorik olarak ve siyasi olarak ve etik olarak yanlış bulduğum barajı fiilen kaldıracak hamleyi yapıyorum. İttifak kurmuyorum ve bütün partileri, seçime girme hakkı olan bütün partileri benim demokrasi, temsilde adalet başlığı altında liste halinde seçime girmeye davet ediyorum. Bu bir ittifak değildir. Bu bir demokrasi imkanıdır. Ben bu getirdikleri düzenlemeyle bu fırsatı yakaladım ve anayasayı değil, yasa yapmaya bile yetmeyecek milletvekili sayımla ben barajı kaldırıyorum. Onların kaldırmadığı barajı ben kaldırıyorum desem. Şimdi bu yerli ve milli şeyi bence, ya başka daha hafif bir kelime bulamıyorum, ayıp bir söz. Neden? Çünkü biz yerli ve milliyiz dediğiniz zaman, ya bunların Türkiye'de siyaset arenasında böyle tartışılmasının çok tehlikeli. Hem etik olarak çok yanlış, hem de çok tehlikeli görüyorum. Yani peki yerlinin karşıtı ne? Karşılığı ne? Yerlinin karşıtı. Yerli var mı? Ve böyle bir kavramımız, kelimemiz var mı? Casus mu? Nedir? Ya peki böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani toplumun %50'sine casus mu diyor birileri? Vallahi diyor, böyle, vatan böyle, yarısı. Böyle saçma sapan, ya da toplumun yarısına vatan haini mi diyor birileri? Böyle saçma sapan, başka bir şey bulamıyorum. Bir kavram olabilir mi? İrfan Bozan, ANAR Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu ile 2019 seçimleri öncesi seçmenlerin eğilimlerini konuştu. Partilerin ittifaka yöneleceğini düşünüyorum. Hatta diyelim ki 3 ittifaklı bir seçim olursa ben hiç şaşırmayacağım. Yani bir tarafta AK Parti, MHP, Büyük Birlik, diğer tarafta CHP, İYİ Parti, Saadet ve 3. ittifakta HDP ve Türk Soğulu'ndaki diğer partiler. Bunların kuracağı bir ittifak olursa ben dedim ya, benim için hiç sürpriz olmaz. Partiler açısından rasyonel olan da bundan sonra kendilerine uygun ittifaklar içerisinde yer almalardır. Peki bu ittifaklar kuşkusuz parlamento seçimleri için yapılacak. Teknik bir milletvekili de alım, ama tabii asıl mesele bu ittifakı cumhurbaşkanlığı seçiminde de korumak herhalde. Burada şunu sormak istiyorum. Bu muhalefet kuracakları ittifakta kişi üzerinde mi yoğunlaşırlarsa başarılı olma şansları var, yoksa biz tekrar parlamenter sisteme döneceğiz? Şu an aday gösteriyoruz ama bu vaatle çıkarsalar mı daha çok ikna ederler seçmeni? Çünkü şimdi, AKP'de hala bu meselenin, bu sistem içinde sinmeyen bir kitlenin varlığından bahsediliyor. Doğru doğru, ama zaten o kitle referandumda hayır oyu verdiği için. Ve ona rağmen yeni sistemi isteyen seçmenlerin toplamı %51,5 olduğu için sadece bu parlamenter sisteme geri döneceğiz propagandasıyla gittiğinizde onun ne kadar oy ürettiğini zaten referandumda gördük. 48,5 oy üretiyor ki bu cumhurbaşkanlığı seçimini etmiyor. Dolayısıyla onun dışında başka cazip unsurlarda olmak zorunda. Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini arkadaşımız Özgür Özdemir'e değerlendirdi. Hükümetimizin böyle bir politikası var, şehirden köye doğru bir göçü yeniden veya geriye gelişi sağlamak için bir çabaları var. Burada özellikle vurguladığım sosyal amaçlı fabrika, Demirtepe'deki KYM, bu işte göçü, terörü, insanların bulunduğu yerde doymasını sağlayan ve 10 milyona yakın insanın ekmeği aşı olan katma, 10 milyon fakir fukara 3 milyar dolarlık bir katma değeri paylaşıyor. Bunlar kimler? Taşıyıcılar, besiciler, işte ziraat aleti satanlar, sulama birlikleri vesaire vesaire. O kadar geniş bir coğrafyada, Türkiye'nin her coğrafyasında o kadar geniş bir kitleye hitap ediyor ki bunu alıp Türkiye'nin bitkisi değil, belirli bir alanın bitkisi haline getirirseniz Türkiye çok şey kaybeder. Biraz daha sonra buralarda
pancar bitkisi yetiştirmek istiyoruz deseniz bile ekemezsiniz, yapamazsınız. Bu ortamda beklenen bir durum değildi. Zaten böyle bir şey beklemiyorduk aslında ama bir de hukuki bakımdan da boşluklarla özelleştirme ilanı yapıldı. Burada özelleşme idaresinin siyaseti yanlış bilgilendirdiğini düşünüyorum öncelikle. 2005'ten bugüne, 2004'ten bugüne mücadelemiz sadece işçilerin aşıyla, ekmeğiyle ilgili bir mücadele olmadığını söyleyerek bugünlere geldik. Bizim bu özelleştirmenin Türkiye şeker fabrikalarının yapılanmasıyla ilgili inceleme yapılmadan çıkmış bir özelleştirme süreci yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Fethi Akçıkel, CHP'nin 2019 seçimlerine yönelik planlamasını İrfan Bozan'a anlattı. Muhafazakar demokratların, Kürt demokratların, milliyetçi demokratların, yani CHP, Saadet Partisi, İyi Parti ve HDP bileşenlerinin, demokratik bileşenlerin parlamenter sistemi savunan, insan haklarını, temel hak ve özgürlükleri savunan, hukuk devletini savunan ögelerin bir siyasal ittifak, bir siyasal dayanışma içerisinde bu siyaseti ürettiğini gözlemliyorum. Sanıyorum 2019'a giderken de bunu akılda çıkarmamak gerekiyor. Çünkü iktidarı bıraktığı anda yok olacakmış hissiyle hareket eden bir parti karşısında aynı hırçınlıkla, aynı sertlikle davranmak çok doğru değil. Son kertede 80 milyonun esenliğini, geleceğini, refahını ve demokratik bir arada yaşama pratiklerini gözeten siyaset üretmek zorunda Cumhuriyet Halk Partisi ve bu konuda da önemli mesafe kat ettiğini ve belli noktalarda da ikna ediciliğe ulaştığını söyleyebilirim. Peki. Seçim erken mi alınır ya da 2019'da mı olur onu kestirmek zor. Ama ben Türkiye'deki tüm demokrasi bileşenlerinin, tüm yurttaş bileşenlerin, çoğulcu bileşenlerin hukuka, adalete, bir arada yaşamaya, kardeşliğe ve yurttaşlığa, ortak bir ülke içerisinde yaşıyor olma bilincine sahip tüm bileşenlerin üzerinde anlaşabileceği bir mütabakat siyasetini, bir demokratik mütabakat siyasetini Cumhuriyet Halk Partisi'nin gözettiğini görüyorum. Bu konuda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına olmadığı çok açık, bu çok sevindirici. Çünkü ülke yurtsever insanların, vatanperver insanların, demokratların, hümanist siyaseti ön plana koyan insanların geleceği belirlemek istediği, Türkiye'yi gettolaştırmadan, Türkiye'yi kasabalaştırmadan, Avrupa'nın bir gettosu haline getirmeden daha uygarlığa, demokrasiye dönük bir şekilde yönetilmesinin layık olduğunun bilincinde olan siyasi grupların dirsek temasıyla, ittifakıyla bu sürecin yürütülebileceğini düşünüyorum. 2019'un temel felsefesi bu çerçevede bence şekillendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 1 milyon öğretmenin silahlanması için fon bulabileceğini açıkladı. Beyaz Saray, federal hükümetin öğrencileri kitlesel saldırılardan korumak adına 1 milyon öğretmene silah eğitimi verilebileceğini ve öğretmenlere sağlanacak silahların finanse edilebileceğini duyurdu. Florida'da 17 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından düzenlenen toplantıda, saldırıdan etkilenen aileleri kabul eden Donald Trump, okul çalışanlarının silahlandırılması gerektiğini savunmuştu. Öğretmenleri silahlandırmak konusundaki yaptığı açıklamada, "Öğretmenlere silah verin demedim. Benim dediğim şey, askeri veya özel eğitim ile silah kullanımında uzmanlaşmış öğretmenlere gizli silah taşıma imkanının verilmesi üzerineydi," dedi. Bunun için ise öğretmenlere bir takım bonuslar verilmesi ve bunun federal hükümet tarafından finanse edilmesi düşünülüyor. Amerikan Öğretmenler Federasyonu Başkanı Randy Weingarten, öneriye kesinlikle karşı olduklarını belirtti. Weingarten, "Öğretmenler silahlı olmak istemiyor," dedi. "Öğretmek istiyoruz, böyle bir uzmanlığa asla sahip olamayacağız. Hiçbir eğitim, bir öğretmenin AR-15 taşıyan bir saldırgana karşı çıkmasına yeterli olamaz," açıklamasında bulundu.
Suudi Arabistan eğlence sektörünü geliştirmek için önümüzdeki 10 yıl içinde 64 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Ülkeye Maroon 5, Andrea Bocelli, Cirque du Soleil gibi isimlerin gelmesi bekleniyor. Aşırı muhafazakar örf ve adetleriyle bilinen Suudi Arabistan, Prens Muhammed Bin Salman önderliğinde bir dizi sosyal ve ekonomik reform için kolları sıvadı. Krallık, kısa süre öncesine kadar kimsenin aklına gelmeyecek bir adım attı ve eğlence sektöründe milyarlarca dolarlık yatırım yapılacağını açıkladı. Perşembe günü Riyad'da yapılan bir basın toplantısında ülkenin eğlence sektöründen sorumlu Ahmed Bin Akil El-Hatib, önümüzdeki 10 yıl içinde sektöre 64 milyar dolarlık bir yatırım yapılacağını duyurdu. El-Hatib'in arkasındaki ekranda Maroon 5, Andrea Bocelli, Cirque du Soleil gibi isimler yer aldı. Ülkede yakın dönemde birçok konser verildi, ilk Comic-Con festivali yapıldı ve ilk defa kadın erkek karışık kalabalıkların sokaklarda elektronik müzikle dans ettiği bir milli bayram kutlaması düzenlendi. Ayrıca Suudi Arabistan yönetimi 10 yıllardır süren sinema yasağının kalkacağını ve 2030'a kadar 300 sinema salonu açılacağını duyurdu. Riyad'da ülkenin ilk opera binasının inşaatına başlandı. Suudi Arabistan'daki bu yenilikler özellikle kadınlara araba kullanma izni verilmesinin söz konusu olmasıyla birlikte ülkede yeni bir liberalleşme olarak görülüyor. Kadınların erkek vesayetinde yaşadığı ve erkeklerin kadınların hayatlarını kontrol ettiği Suudi Arabistan'da bu konuda bile bir değişikliğe gidildi ve kadınlara eşlerinin veya erkek akrabalarının iznine gerek duymadan iş yeri açabilme hakkı verildi. Ülkedeki bütün bu yenilikler, Prens Muhammed Bin Salman'ın 2 yıl önce ortaya koyduğu ve 2030 yılını hedefleyen sosyal ve ekonomik reform programının bir parçası. 32 yaşındaki prens, kültür ve eğlence sektörüne yatırım yaparak Suudi Arabistan'ın petrole olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. İspanya mağaralarında yeni bir teknik kullanılarak duvarlardaki 20 bin yıl önce çizilen resimlerin Neandertallere ait olduğu ortaya çıktı. Çalışmada Neandertallerin boyanmış deniz kabuklarını vücutlarını süslemekte kullandığı da anlaşıldı. Bugüne kadar kültürü oluşturan sembolik düşünmenin modern insanla başladığına inanılıyordu ancak davranış biçimlerine ait bu yeni bulgular Neandertallerin modern insandan çok da farklı olmadıklarını gösteriyor. Neandertallerle ilgili bu yeni keşif kültürün başlangıcı hakkındaki düşüncemizi değiştiriyor. Özellikle resimde görülen el baskıları türümüzün kuzeni sayılabilecek olan Neandertallerin bilinçli olarak sembolleri kullanmış ve sanat yapmış olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmayı yürüten arkeologlar Hoffman ve Pike, İspanya, Fransa ve İtalya'da başka mağaralarda çalışmalarına devam edecekler ve karşılarında yeni sorular var. Pike, sembolik davranışlar ne kadar eskiye dayanıyor, insanlar ve Neandertallerin en eski ortak atalarına kadar izi sürülebilir mi? Bu konulara bakmalıyız diyor. Müge İplikçi'nin hazırlayıp sunduğu Zeytin Dalı programının bu haftaki konuğu Ayfer Tunç'tu. Aşka dönmek istiyorum izin verirsen. Yani Umut ve Sanem bir aşka tutuluyorlar. Gerçekten bir tutulma yaşıyorlar. Ancak hani 21. yüzyılın aşkı gibi değil de kitapta anlattığın anekdotları düşünerek daha yaşlı insanların, 20. yüzyıla ait olan insanların aşkını okur gibi bir hisle okudum. Ve sen de yazar olarak onlardan yanasın sanki, doğru evet, mu? Evet, doğru. Sen 20. yüzyılın aşkını aslında belki seviyorsun. De 19. yüzyılın aşkını. O kadar yani. Tabii 20. yüzyılın bile değil belki de. Şöyle bir şey var, tabii kavramlar aslında değerler diyelim ya da kavramsal değerler. Zamanla aşınıyor, değersizleşiyor, yeni değerler kazanıyor. Biz de bunları edebiyat ve sanat aracılığıyla aslında sürekli sınıyoruz. Evet. Durumuna bakıyoruz. Nedir bu değerlerin bugünkü geçerliliği diye bakıyoruz. Ben 21. yüzyılın artık bir aşk çağı olmadığını, aşktan fersah fersah uzaklaşmış ama aşka en çok ihtiyaç duyulan çağ olduğunu değil düşünüyorum. Evet, evet. Bunun nedeni de insanların aşırı içinde bulundukları yaşama biçimi nedeniyle sığlaşmaları, da toplumun bunu dayatması, bu sığlaşmanın da yarattığı bir arayış. Ben insan ömrünün zaten bir arayış olduğu kanısındayım. Yani inanca varır bir ucu, bir ucu bilime varır, bir ucu aile kurmaya varır. İnsanın amacı aslında arayıştır, var olma amacı. Yeryüzünde var olduğu andan itibaren insan bir şey arar. Evet.
büyük çoğunluk, çok büyük çoğunluk tarih boyunca bunu aile, kendini gerçekleştirme vesaire gibi unsurlarla gerçekleştirmiş. Ya da gerçekleştirmeye çalışmış. Ya da çalışır. Evet. Bu arayış aynı zamanda bir aidiyet arayışıdır aslında. Onun için milliyetler var, aileler var vesaire. Ama biz şimdi öyle bir zamanı yaşıyoruz ki dijital devrimle birlikte değişen bir zaman bu. Ve bu zamanın üzerine bu toplumun yeterince düşünmediği kanısındayım. Çünkü bu zaman bize bütün temel kavramlarımızı sorgulatan bir zaman. Victor Hugo'nun unutulmaz aşk hikayesi Notre Dame'ın kamburundan uyarlanan Notre Dame de Paris müzikali 21 performans için 9-25 Mart tarihleri arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi Ana Tiyatro'ya geliyor. Sergilendiği tüm şehirlerde büyük ilgi gören ve bundan 3 yıl önce Zorlu PSM'de İngilizce olarak oynanan ve tüm biletleri tükenen müzikal, bu defa orijinal dilinde Fransızca olarak izleyicisiyle buluşuyor. Dünyaca ünlü müzikal Notre Dame de Paris, ilk olarak 18 Eylül 1998'de Paris'te bulunan Paris Kongre Sarayı'nda perdesini açtı. Bu modern düzenlemenin müzikleri Ricardo Coxiante, sözleri ise Luc Plamondon'a ait. Guinness Rekorlar kitabında ilk yılında en çok izleyiciye ulaşan müzikal olarak yer alan Notre Dame de Paris, unutulmaz şarkılarıyla uzun yıllar boyunca müzik listelerinde üst sıradaydı. Güne Bakış'ın bu haftalık sonuna geldik. Sırada haftalık Kürtçe haber bültenimiz Kurt Hefte var. Saat 21'de ise haftalık İngilizce haber bültenimiz This Week in Turkey izleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.